Hocam tasavvuf nedir? Tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu nedir? İslam'ın tasavvufa bakışı nasıldır? Tasavvuf, lügat ile ilgili tanımlamalara hiç girmeden, çünkü çok gereksiz bir konu olduğunu düşünerek böyle bir mecliste, şunu söyleyebilirim ki, Allah Azze ve Celle insanı yaratırken, insanı iki cihetli yaratmıştır. İnsanın bir ruhsal yönü, manevi yönü vardır. Bir de insanın maddi bir yönü vardır. Şeytan, insanları Allah'ın yolundan saptırırken, yapmak istediği şey şudur. Bazı insanları maddi yönlerine ağırlık vermekle saptırır. Bazı insanları ruhsal yönlerine ağırlık vermekle saptırır. Yani mesela Mekkeli müşrikleri dünyaya, çocuğa, kadına, mala değer vererek o maddi yönlerini yönden onları kışkırtarak onları saptırdı. Hristiyan rahiplerini mağaralara çekilerek, sürekli oruç tutarak, nefislerine eziyet ederek onları da o cihetle saptırdı. Peki peygamberlerin vazifesi nedir? Peygamberler insanların bu iki yön arasında denge kurmaları için gelirler. Peygamberler ölçüdürler. Ne yaptığın takdirde hem maddi tarafını hem de manevi tarafına riayet etmiş olursun, ihmal etmiş olmazsın. Ne yaptığın takdirde azgınlaşır, ya ruhsal yönünü ön plana çıkarır ya da maddi yönünü ön plana çıkarırsın. Peygamberler bunu öğretmek için gelmişlerdir. Şimdi toplumda bozulma söz konusu olduğunda şeytan insanları tekliğe teşvik eder genelde. Toplum çok bozuldu. Toplumda ciddi problemler var. Sen Allah'ın nimetlerine teşekkür edemiyorsun hakkıyla. Onun için senin bir köşeye çekilip Rabbine ibadetle meşgul olup onun nimetlerine şükretmen lazım der. Bu doğrudur. Fakat gösterdiği yol yanlıştır. Bu doğrudur, tekrar söylüyorum. Fakat gösterdiği yol yanlıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde 3 tane sahabe Peygamberimizin evine geldiler. İmam Bukhari Enes'ten naklediyor bunu. Peygamberimizin amelini sordular. Namazını sordular, orucunu sordular. Küçümsediler. Şaşırdılar, beklemiyorlardı öyle bir şey. Onlar zannediyorlardı ki aleyhissalatü vesselam hiç ara vermeden namaz kılıyor, hiç ara vermeden oruç tutuyor. Dediler ki Allah onun gelmiş geçmiş günahlarını bağışladı. Ondan ötürü peygamber böyle. Biz ne yapalım dediler. Biri dedi ki ben hiçbir surette evlenmeyeceğim, kendimi ibadete vereceğim. Biri dedi ki ben hiç uyumayacağım, hep oruç tutacağım, geceleri namaz kılacağım. Biri dedi ki ben hep gündüzleri geçireceğim, ibadet halinde geçireceğim. Yani tabiri caizse biri yiyeceği terk etmeyi vaat etti, biri kadını, biri uykuyu terk edeceğini vaat etti. Allah Resulü geldiğinde bu durum ona anlatılınca çağırdı üçünü. Siz misiniz bunları söyleyen? Evet ey Allah'ın Resulü. Ben bazen oruç tutar, bazen iftar ederim. Bazen namaz kılar, bazen uyurum ve kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir dedi aleyhissalatü vesselam. Normalde bu sahabeler zahiren övgü almaları lazım. Maşallah. Demek ki siz ibadete bu kadar düşkün oldunuz. Demek ki bu kadar Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini düşünüyorsunuz. Böyle bir övgü almaları lazım. Ama Allah Resulü onlara kızdı. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Emevilerdeki israf, eğlenceye düşkünlük, dünya hayatının süsünün yaygınlaşması, insanların ibadete önem vermemesi, bu birinci sebep. İkinci sebep, kelam meselelerinin artık toplum tarafından konuşulmaya başlanması ve insanların İslam akidesini anlamıyor oluşları insanları bir arayış içerisine itti. Her arayışta yolun başında şeytan oturur mutlaka. Senin o arayışını, senin o duygusal yönünü bir zaaf olarak kullanıp seni saptırmak ister. Şeytan bunlara tekliği, Hristiyan rahiplerini örnek almayı, bunları vesvese verdi. Fakat ilk zamanlar insanlar şöyle yapıyorlardı. Belki eve çekilmişlerdi, toplumu terk etmişlerdi. Fakat cuma namazına geliyorlar, cemaat namazına geliyorlar, İslam toplumuyla beraber yaşıyorlar. Fakat belli bir zaman sonra zındıklar buranın kullanılabileceğini görünce tuttular,
Müslüman gibi görünmeye başladılar. İnkarcı mülhitler Müslüman gibi görünmeye başladılar. İnsanların mağaralara çekilmeye, aç kalmaya, çıplak kalmaya, nefse zulmetmeye davet ettiler ve bunun adına da nefis terbiyesi, nefis terbiyesi dediler. Yani önce bid'at ile saptılar. Zühde aşırı gittiler. Toplumu ve cemaati terk ettiler. Müslümanların mescitlerini terk ettiler. Aşırıya gittiler. Bir adım sonrası ise felsefeciler tasavvuf meselesine el atmaya başlayınca artık vahdet-i vücut, hulul inancı, hakikat-i Muhammediye, nur-u Muhammedi gibi Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyler tasavvuf adı altında İslam toplumu içerisinde yayılmaya başladı. Yani tasavvufun başı zühttür. Zühtten bir adım sonrası insanların ameli anlamda bid'ate düşüp sapmasıdır. Üçüncü adım ise tasavvuf. Tasavvuf ve tasavvufla beraber şirkin felsefi bir surette tasavvuf kılıfı altında Müslümanların gündemine girmesi demektir. Bundan sonra tasavvuf artık ne itikadi anlamda ne de ameli anlamda dikiş tutmamıştır. Yani mesela örnek verelim. Günümüz tasavvufu dediğimizde ne anlaşılıyor tasavvuftan? Hallacı Mansur diyor ki, ben rüyamda Rabbimi gördüm. Rabbime dedim ki, sen kimsin? Dedi ki, ben senim, sen de bensin. İslam'ın en temel akaid ilkelerinden bir tanesi, Allah yaratandır, kul yaradılandır ve ikisi birbirinden farklıdır. Ben Rabbime sordum, sen kimsin? Şu cürete, şu cesarete bakar mısın? Sen kimsin? Bana dedi ki, sen bensin, ben de senin. Yani benimle senin aranda hiçbir fark yoktur. Bütün mutasavvıfların günümüzde bizim bildiklerimiz, biraz sonra anlatacağım zaten, bizim bilmediğimiz insanlar olabilir. Ama bizim bildiklerimizin ortak hedefi fena fillah'tır. Fena fillah, Allah'ta kaybolmak demektir. Allah'ta kaybolmak demek ne demektir? Allah'la bütünleşmek, Allah'ta erimek, kainatta Allah'ın dışında hiçbir varlığı görmemek demektir. Muhyiddin-i Arabi dedi ya, ben putperestlere kızanları anlamıyorum. Ben ineğe tapanları anlamıyorum. Ben şunu ateşe tapanları anlamıyorum. Çünkü kainatta her şey Allah'tır zaten. Puta tapan da Allah'a tapıyor. Ateşe tapan da Allah'a tapıyor. İneğe tapan da Allah'a tapıyor. Tasavvufun insanları getirmek istediği nokta birliktir, vahdettir. Onlar zaten buna vahdet-i vücut diyorlar. Her şeyi Allah'ın zatında toplamak ve Allah'ın dışında hiçbir şeyi görmemek diyorlar. Lakin bunu yaparken de şöyle yapıyorlar. Tasavvuf yoluna giren insanların tamamının bu noktaya ulaşması mümkün değil. 3-4 tane posta oturmuş, bu işin rantını yiyen 3-4 tane adam var. Diğerleri onlar aracılığıyla Allah'a ulaşıyorlar. Biz Tevhid dergisinde tasavvufla ilgili bir silsile yazısı yazmıştık. Orada da tasavvuf ve istigase diye bir bölümde şu anlatmış olduğum örneği görebilirsiniz. Tasavvuf kitaplarında anlatılan bir kıssa. Adamın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye sormuş. Ben karşıdan karşıya bir nehirden geçmek için ne yapmalıyım? Medet ya Cüneyd, medet ya Cüneyd, yani yetiş ey Cüneyd diyerek geçebilirsin demiş. Adam denizden karşıdan, nehirden karşıdan karşıya geçerken bakmış ki Cüneyd ya Allah diyor. Demiş ki ben de ya Allah diyeyim, direkt Allah'ı çağırayım. Ya Allah dediği anda adam batmış. Sonra tekrar ya Cüneyd, ya Cüneyd, ya Cüneyd deyip zorla kendini boğulmaktan kurtarmış. Sonra Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına gelmiş. Niye sen ya Allah deyince geçiyorsun da ben ya Allah deyince batıyorum demiş. Sen daha Cüneyd'in mertebesine ulaşamadan Allah'ın mertebesine ulaşmayı mı düşünüyorsun demiş. Tabii bu Cüneyd-i Bağdadi böyle bir şeyi yaşamıştır diye anlatmıyorum bunu. Ama tasavvuf ehlinin inandığı ve kitaplarında anlattığı şeylerden biri budur. Türkiye'de tasavvufun en bilinen simalarından bir tanesi kameraların karşısında hiç haya etmeden özel meclislerinde de değil ete kemiğe büründü Mahmud diye göründü demiştir. Yani kendi şeyhinin, Allah'ın kendi şeyhinin suretinde açığa çıktığını, insanlara göründüğünü söylemiştir. Alusi Ruhul Meani tefsirinde, bu da aynı yazının içerisinde bulabileceğiniz bir şey. Nahl suresindeki nimetleri verenin Allah olduğuna dair bir ayet-i kerimeyi tefsir ederken diyor ki ben küçükken bir şeyhin yanına gittim. Bana dedi ki oğlum sakın dara düştüğünde ya Allah deme.
Çünkü Allah senin kötü halinden ötürü senin ihtiyacını gidermez. Allah'ın veli kullarını yardıma çağır dedi. Yani tasavvuf akaid olarak yapmaya çalıştığı şey, insanları sizi Allah'la bütünleştiriyoruz, Allah'la birleştiriyoruz adı altında aslında bazı insanlara kul haline getirmek, onlardan korkan, onların yardımını uman, dara düştüğünde Allah'tan değil de onlardan isteyen müşrik bir zümre oluşturmaya çalışıyorlar. Daha tehlikelisi ise, bundan daha kötü olanı ise, tasavvuf erbabının hepsi olmasa da bir kısmı insanları Allah'ın şeriatından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Yani helalleri haram, haramları helal hale getirmeye çalıştırıyorlar. Bugün birçok tasavvuf erbabı şu müridin adapları babı adı altında şunu söyleyebilmektedir. Sen şeyhinin kesin haram olduğunu işlediğin bir şeyi görsen bile buna itiraz etmeyeceksin. Çünkü onun mutlaka bildiği bir şey vardır. Senin bilmediğin bir mesele olabilir. Örnek olarak da neyi gösteriyorlar? Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselamın kıssasını gösteriyorlar. Mürid şeyhine itiraz etmez. Adam da öldürse, zina da yapsa, hatta işi o kadar çirkin bir noktaya vardırıyorlar ki müridi, şeyhi kendi hanımınla aynı yatakta görsen kendi gözünün yanıldığına inanacaksın ama şeyhinin böyle bir şey yaptığına inanmayacaksın diyorlar. Bu bir taraftan Allah'ın sınırlarını kaldırmaktır. Öte yandan insanları insanlara köle haline getirmektir. Allah için Türkiye'de etbaa en fazla olan tasavvuf erbaplarından bir tanesi şunu anlatabiliyor keramet diye. Falanca şeyh bir gün oturduğu yerde gülmüşmüş. Müritleri de kendisine sormuşmuş. Efendim niye güldünüz? İşte Botan çayında bir kadın yıkanıyordu. Saçını tararken tarak saçına takıldı. Medet ya şeyh dedi, biz de gittik onu kurtardık. Böyle ahlaksız gafil. İnsanların kadınları çayda yıkanıyorken sen röntgenci misin? Sen ahlaksız mısın? Sen şeref yoksunu musun? Ümmetin kadınları çölde, nehirde yıkanırken sen ümmetin kadınlarını dikizliyorsun. Bunu sıradan bir insan anlatsa insanlar onu öldürürler. Namus davası diye. Ama bu şeyhler insanların kalbinde öyle bir yer edinip kendilerini Allah'ın yerine koyuyorlar ki insanlar böyle bir şeye, namus insanların yumuşak karnıdır. İnsanlar buna dahi itiraz etmiyorlar. İbris kitabında Abdülaziz Debbağ'ın öğrencisi şeyhinden gördüklerini anlatıyor. Şeyhin yaptığı hırsızlığı keramet diye anlatıyor. Yani şeyh adamın birinin cebinden para çıkarmış. Buna keramet diyor. Eğer tasavvuf buysa Allah'ın yerine yeni Allah'lar, paralel Allah'lar oluşturmak, peygamberin yerine yeni elçiler oluşturmak, bunlara vahiy geliyor, ilham geliyor, rüya görüyorlar, rüyalarında kendilerine kitap verildi. Tasavvuf eğer ahlaksızlıksa, şeyhlerin masumiyetine inanmaksa, Allah'ın haramlarını onlar için helal haline getirmekse böyle bir sapkınlığı bir Müslümanın kabul etmesi mümkün değildir. Ha şu olabilir mi peki? Bazı insanlar zühd hayatına belki tasavvuf diyorlardır. Olabilir ama biz görmedik. Yani var olabilir, biz bilmiyor olabiliriz, olabilir. Adam zühd hayatı yaşıyordur. Toplum onu bozduğundan, o da toplumu düzeltemediğinden ötürü kenara çekilmiştir. Fitne anında kenara çekilmeye İslam müsaade ediyor çünkü. Ve bu durumuna da tasavvuf diyordur. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Yani ister zühd de, ister takva de, ister tasavvuf de önemli değildir. Ama yaygın olarak bilinen ve var olan tasavvuf asla İslam'ın kabul edeceği bir şey değildir. Mevcut tasavvuf, İslam ümmetinin tembelleşip Batı'nın kölesi haline gelmesinde Batı'nın kullandığı en önemli maşalardan bir tanesidir. Bugün Batı dünyası İslam aleminde işgal etmedik tek bir karış toprak bırakmamıştır. Kadınların ırzını hiçe saymışlardır. Çocukları katletmişlerdir. Ama Mevlana'ya, aynı Batı Mevlana'ya sahip çıkıyor. Bizim savaşımız İslam'ladır. Bu işgal bir Haçlı savaşıdır diyen adamlar Mevlana yılı ilan ediyorlar. Mevlana'yı sahipleniyorlar. Orayı kültür, dünya kültür mirasına dahil ediyorlar. Niye acaba İslam'a savaş ilan edenler sıra tasavvufa geldiği zaman tasavvufu ve tasavvufun erbabını sahipleniyorlar? Çünkü tasavvuf insanlara tembelliği anlatıyor. Korkaklığı anlatıyor. Tağutların hükmetmesini kader olarak kabul etmeyi anlatıyor. Bu da onların işine geliyor. Siz İslam aleminde yaşanan zulümleri bir mutasavvufa söylediğinizde bu Allah'ın kaderidir.
zikir çekmememizin sonucudur. İşte biz hakkıyla virtlerimizi yapmadığımız için bunlar bizim başımıza gelmiştir derler. Ama siz onların şeyhlerini, büyüklerini, sadatlarını, kutuplarını Kur'an ve sünnet çerçevesinde hikmetle dahi eleştirmeye kalksanız asla böyle bir şey kabul etmeleri mümkün değildir. Allah'a küfreden laikleri, Allah'a hakaret eden demokratları bağırlarına basarlar. Ama siz onların öncülerine ağzınızı açsanız sizi düşman edinir, bütün dünyayı sizin başınıza toplarlar. Bu tasavvuf paralel bir dindir. Yani bugün Türkiye'de işte paralel örgüt, paralel devlet diyorlar. Asıl tehlike paralel Allah'lar, paralel peygamberler, paralel kitaplar. Bugün Allah'ın kitabını hiç okumayıp şeyhlerinin yazdığı kitapları sadece okuyan insanlar var. Kur'an'a paralel kitap oluşturanlar var. Allah'ın Kâbesine paralel türbeler oluşturup Kâbe'den daha çok orayı ziyaret eden, Kâbe'den daha çok orada vecde gelen insanlar var. Asıl itiraz edilmesi gerekenler bunlardır. Bu şekliyle anlattığım bir tasavvufu tevhid ehli bir Müslümanın kabul etmesi mümkün değildir. Lakin dediğim gibi eğer zühde takvaya birileri tasavvuf diyorsa, biz bilmiyoruz ve bunun da bir örneği varsa isimlerin önemi yoktur. Önemli olan hakikatlerdir. Bunun için diyecek bir şeyimiz yoktur.